Günaydın. Aa, başlamış. Günaydın. Saatin kaç olduğunu farkında mısınız? Biz bugün canlı dersleri tam yarısında. Yok, başında uyandık. Bugün biraz geç kalktık. Evet. Sabah kahvaltısı, öğle yemeği, ara öğün. Senin öğün. Tasarruf. Yemeklerden tasarruf olduğu gibi. Bugün bir de ortaya hazırladık kahvaltıyı. Şiirle ben irademize sahip olabiliyor muyuz? Ortada kahvaltı var da. Şiirle ben herhalde irademize sahip olabileceğiz. Yani biliyorsunuz aslında bende bu sofra yiyecek potansiyel var ama yapmıyorum. Ya biz neler yapıyoruz? Zaten bütün videolarda yiyordun. Biz bu dün 17. gündü, bugün 18. gün. 18 gündür ki toplamda 20 gündür falan ekmek yemiyoruz. Yani yediğimiz sabahları bir dilim ekmek. Asla ekmek yemiyoruz. Hayatımızda neleri değiştirdik diye konuşalım. Değil mi? Evet. Bugün. Ben dün ekmek yemedim. Dün şiir ekmek yemedi. Onun önceki gün... Hayatımızdan ekmeği çıkarttık. Bir. Kolayı, asitli içecekleri çıkarttık. İki. Konsantre içecekler içmiyoruz. Üç. Dün benim iki kaşık Nutella yemem dışında kesinlikle çikolatayı çıkarttık. Dayanamadık. Yok, aslında bir tane yemiyorduk. Onu yedik zaten geçen. Çekirdeği çıkarttık. Yani benim... Hayatımda olmazsa olmazım mıydı sizce? Bence olmazsa olmazımdır. Hatta şey diyorlar ya, ablamla onu konuşuyoruz geçen gün. Yani bir avuç yemek sağlıklı çekirdeği diye. Ya düşündüm, haftada bir gün acaba 7 avuç mu yesem diye. Ha, bir avuç Melike. Avucuk mu yıkamıyorsun? Ben sana vereyim mi sen öyle? Onu gördüm ona versin. Benim biraz kolesterolüm yükseliyor. Ondan da vazgeçtim. Ben rüyamda çekirdek görüyorum. Böyle çekirdek almışlar. Annem böyle ikiye bölüyor onu. İçinden çekirdek akıyor paketi. Annem diyor ki fazla almışlar. Ne güzel hayatına ne değişti. Bu arada. Sen neleri yememeye başladın? Ben Allah ne verdi seviyorum. Ama ben bir de şeyi yemiyorum artık. Öyle çikolata şeker fazla. Almıyorum ki. Geçen gün kötü böyle kakao kakıyordu. Ezmiş onu sütle. Ne, ben dinlemedim ben. Dinlenecek adamım. Şey diyor bana, aç dokunu halinden ne ama. Yemek öğlen yemeği falan yiyeceğiz mi ya? Ben yemem artık öğlen böyle bir şey. Akşam erken yerim yemeği. Arada bir meyve falan yeriz çünkü. Uyanamadık bugün biz. 9:30. Falan uyanmıyorum. Ya, telefonum da kapandı. Hatta çok dikkat ettim şiir. Ben saatleri tam söylüyorum. Mesela bugün 7:40'da kalktım. Bugün 7:14'te kalktım. Bugün ben 9:37'de kalktım. Uyanamadık bugün. Evet. Aa, şunu da söyleyeceğim. Dün ne konuştum be yine? Dün bitirdim ya, bitirmiyordum bu şu an, anı bitiriyordum. Evet, anı bitiriyordum. Dün babaannesine dolmamaya gitti ya şiir. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş bu arada. Buradan dolma kaldı mı? Şiirin babaannesine sesleniyoruz. Dolmaların çok güzel olmuş. Ondan sonra diyeyim Ondan sonra babaannesi şiiri uzun zamandır görmüyor. Bir iki ay oldu mu? Net. Demiş ki şiir, sen ne oldu, zayıflamışsın demiş. Şiirde bir inceden incelme var. Farkındayım ben de. Çok bozuluyorum. Yakında tıkanabilirim. Çok bozuluyorum çünkü aşk takıntılı bir insanım bu konuda. O zaman... Basketbol oynamaya gidelim mi bugün? Tamam, o zaman belki bugün, bugün hayallerimizi gerçekleştirip basketbol oynamaya gideriz. Ben de sallamıyorum. O zaman Nilgün.
akşam yemeğinde görüşürüz. Eğer videomuzu beğendiyseniz diyecektim. Evet, akşam yemeği yiyeceğiz şimdi. Akşam yemeğinizde ne var Nilgün Hanım? Sayar mısınız bize? Ezogelin çorbası var. Bol yeşillikli soğanlı salata var. Bir de mor... Adını unuttuğum şey var. Orada ne var? Pırasa var. Şurada limon var, pırasanın üstüne dökmek için pul biber var. Aa, ben de videoyu daha indirdim, pardon. Tembellik üstümüze yapıştı birkaç gündür. Bu da sanırım birkaç gün sonra tartıda üstümüze yapışan tembelliği göreceğiz. Yani bari yürüyelim. Bugün şiirle yine kızartmalar falan bahsediyorduk. Biber kızartması, patates kızartması. Dün komşu patates kızartmış, annem de sürekli patates kızartmasın diyor. Derim ben. Yemeklerimizi sağlıklı beslenmeye geçtikten sonra sürekli zeytinyağı ve tereyağıyla yapıyoruz. Ayçiçek yağı çok kullanmıyoruz. Çok enteresan, yani bir evde bir yağın ortalama ömrü 5 litrelik yağ 1 aydır. 4,5-5 aydır aynı yağ şurada. Duruyor. Yani hareket etmemek bu hafta bize çok kötü tartıda mal olacak gibime geliyor. Bu hafta hiç çıkmadık çünkü, değil mi? Pazartesiden bir okula gittik. Salı okula gittik. Bir daha çıkmadık sonra yani çarşamba. Bugün ne? Yani. Çarşamba zaten bugün. Hafta yeni başlamış. Hafta yeni başlamış. Dışarı çıkmadık diyorum. Ama olsun, hayır. Ama yani hani yürümek için bir şeyler. O ip atlamanın çok faydaları var. Ben 4 gündür gidiyorum. Evet. Haftanın 3 günü evdeyim. 4 günü. Yani tartıda çok işe yarayacağını düşünüyorum o şeylerin. Ve incelme konusunda özellikle şiir. İp atlamak bak çok kalori yaktıran ve acayip incelten bir spormuş. Çocuk dediğin yani ip atlar. Zevkle atlar. Ben atlarım. Yalnız maskeni çıkartmamız gerekiyormuş. Birader aşağı indirin. Ciğerlerim. Dayı söylemese yemin ediyorum cahil cahil çocuğu maskeyle ip atlatacağım. Çevre altına ciğerleri patlar diye. Yasak var ama. Açıklama da yok o kadar yasak. Yani toplumun içinde orada kimse yok ki savaş gününde. Hmm. 28 gün duruyormuş kurmalı yani. 28 gün mü duruyormuş? Ha. Vay be. Yaşıyormuş. Ölüyor muymuş durduğu yerde? Ha, virüs çok farklı. Hani öyle. Bayağı az yemeye alıştık. Değil mi şiir?